Şu anda. Evet, tamam. Kayıt altına da alıyorum. Merhabalar. Bugün sevgili Yavuz Önen'in, Yavuz abinin bütün hayat hikayesini, yaşadıklarını ve deneyimlerini kaleme aldığı Hayatı Sevdim kitabı üzerine söyleşi yapacağız. Aslında geçtiğimiz hafta cumartesi günü bir imza günü yaptık. O gün kitapları birçok kişi aldı ve muhtemelen okudular. Onun üzerine daha çok burada katılımcılarla birlikte, Yavuz Önen'le birlikte bir söyleşi yapacağız. Kitabın çok önemli ve çok tarihsel olduğunu söyleyebilirim. Okuduğum için şuradan bir taraftan da göstereyim ben. Yavuz Önen'in, ya biz Yavuz abi 89 yılından bu yana tanıyorum ben. Ama bu kitabı okurken başka bir Yavuz Önen'in ve tanımadığım yönlerini keşfetmiş bulunuyorum. Ve aynı zamanda aslında Türkiye'de Anadolu coğrafyasındaki o çok kültürlülüğü, yaşamın her noktasında aslında emekle şekillenmiş bir mücadeleyi, sadece Midyat'la değil ama uluslararası boyuta kadar uzanan bir Midyat-Paris hattını okumuş oluyorsunuz bu kitabı okuduğunuzda ve şunu fark ediyorsunuz. Aslında kitap sadece bir yaşam öyküsü değil, bir mücadele öyküsü, bir kültürel öykü, bir evrensel değerlerin ortaya çıkışı ve paylaşılmasıyla çok yönlü. Hepsini bir arada bulunduran nadir insanlardan birisi Yavuz Önen. Bu kere bu kitabın içerisinde onu görüyorsunuz. Böyle insanların ne kadar az olduğunu, parmakla sayılacak kadar az olduğunu bilerek kitabın okunması gerekiyor. Benim çok etkilendiğim yönleri var kitabın. Onu söylemek isterim. Çok üzüldüğüm yönleri var yine okurken böyle aklımdan hiç çıkmayacak şekilde. Ben tekrar eline sağlık Yavuz abi, hayatına sağlık diyorum. Çok güzel bir sürecin, çok önemli bir yaşamın aktörü olmuşsunuz. Ne güzel ki biz de bu dizin içerisinde kendimize yer bulmuşuz. 866 isim içerisinde kendimize yer bulmuşuz. Biz de bu açıdan çok mutluyuz. Ben çok teşekkür ederim. Nasıl izleyelim, nasıl devam Ben de edelim? bir iki şey söyleyeyim başlarken. Öncelikle Ankara Şubemizin yönetim kuruluna ve Tezcan sana özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabın tanıtılması aşamasında hem bizi bir araya getirdiniz, arkadaşlarla bir dost ortamında buluştuk. Çok güzel oldu o gün. İmza günü adı altında bir birliktelik oldu, yaşadık. Hem de yani işte bugün dostlarla bir arada bir söyleşi yapacağız. Bu da değerli bir şey. Yaşadığımız günlerde bize uygulanan kısıtları aşmanın bir aracı haline geldi bu. Bizim kendi mimarlık ortamımızda bu güzel bir şey. Evet, ben şimdilik ya bu teşekkürle noktalayayım. Sonra arkadaşların düşüncelerini dinledikten sonra da yer yer ben de bir şeyler söylemek isterim. Ses yok. Tezcan, sesin yok. Zeynep Önen de katıldı bu arada. Kitabı okuyanlar var mı? Yani bu konuda hemen ilk sözü alıp değerlendirme yapmak isteyen. Işıl, okudun mu Işıl? Herkese merhabalar. Şehir dışındayım. İmza gününe gelemedim. Çok üzüldüm. Ankara şube kargo ile yollayacak. Onu bekliyorum. Henüz kitap elime ulaşmadı ama Öyle söyleşiyi de mi? kaçırmak istemedim. O yüzden buradayım sizlerle. Evet. Işıl çünkü genç arkadaşlarımızdan ilk isteyenlerden birisiydi Ankara dışına göndereceğimiz kitap açısından. Demek ki bizde bir eksiklik olmuş. 10 gün sonra geliyorum Ankara'ya. Bizzat kendim de alabilirim eğer yola çıkmadıysa. Çıkmıştır muhtemelen.
Evet, Mehmet Bey de geldi galiba. Mehmet Kibar aramızda. Tevfik abi siz okuyabildiniz mi? Şöyle kitabı aldım ama tam olarak hakikaten okuyamadım. Yani ama çok hızlı her yerini, çok hızlı tümünü gördüm. Yani içeriğine dair çok genel anlamda olası bir fikir edindim. Ve gerçekten o kadar değerli ki, o kadar zengin ki, tam da böyle Yavuz abinin anlatımına uygun. Yani çok değerli bir birikimle karşı karşıyayız. Yani gerçek bir tarih belgesi yani inanılmaz bir şey ve o çok hoş kendi yaşamıyla, kendi duygularıyla, gözlemleriyle ve her şeyle beraber aktarmış olması çok çok önemli bir ne diyeyim çok değerli bir şey ortaya koydu ve bunu bugün elde ediyor olmak yani hem bizim için çok önemli hem de gelecek kuşaklar için, gelecek için çok önemli diye düşünüyorum. Demin yani başlangıçta Tezcan 89 mu dedin? Ne zamandan beri dedin Yavuz abi? 1989'dan sonra, evet. 9'dan diyor. Ben de 78'den bu yana tanıyorum. Yani birebir yakınlaşmamız öyle oldu. Zaten deryaydı. Yani zaten çok farklıydı Yavuz abi. Her zaman yani duruşu, birikimi, yaklaşımı, sağduyusu, yönlendiriciyle çok değerli. Ama burada çok hızlı okumama rağmen o arka planda, daha doğrusu hayatın bütün yönleriyle ve pek çok yani daha ne diyeyim zamana dayalı bütün hareketle, olaylarla, durumla bambaşka bir boyutu daha görmemi sağladı. Dediğim gibi bu zaten çok hızlı bir şeyle okumayla. Şimdi onu ağız tadıyla böyle çok daha işte ilk günlerden başlayacak şekilde okuyacağım. Yani o zamanı bulacağımı ümit ediyorum, düşünüyorum. Yani hedefim de bu var. Hakikaten benim tabii Yavuz abiyle yaşamım 78'de Mimar Doros Ankara Şubesi yönetiminde sekreter üye olarak görev almamla başladı. İşte daha sonra gene devam etti. Şube sekreteri oldum. 80'de genel sekreterdim. Daha sonra işte değişik görevlerim de oldu. Ama görevlerim olduğu sırada ve onun dışındaki yıllarda, durumlarda, yerlerde de hep yollarımız kesişti ve her zaman Yavuz abinin o duruşuna her zaman tanık oldum. Şu anda Yavuz abiye bakıyorum ekranda, hemen yanında Rezan ablayı görüyorum. Yani Yavuz abi Rezan ablasız, Rezan ablayı Yavuz abisiz düşünemiyorum zaten. Yani inanılmaz bir çift diyeyim. Aslında şey de yani hayat hikayesinde hani tüm aile efradı ve çocuklarla beraber giden bir şey, bir anlatım. Ne kadar sıcak ve ne kadar güzel aslında. Onu böyle bir arada koyuyor olmak ve dolayısıyla özellikle Zeynep'le de daha sonraki yani tanıdıktan sonra diyeyim bu ailenin yani nasıl bir parçası olduğuna dair fikrim de daha bir netleşti. Hakikaten çok 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 güzel, çok düzgün, çok doğru, yerinde gereğini yapan insanlar. Burada yani o da benim belki yani tabii daha çok algıladığım okurken de ister istemez biraz da bir seçicilik oldu. Özellikle oda dönemleri, oda pratikleriyle ilgili. Hakikaten o yani o günlerde yaptıklarımız yanında bir taraftan da gitmekte olan şeyleri, hareketleri belki bazılarını yeniden yeni duyuyor olmak, bazılarını yeniden hatırlamak adına çok şey var, çok ne diyeyim tespitler var ya anlatımlar var. Bu kitabı okumak demek aslında yazarı olarak Yavuz abinin hani daha doğumdan başlayan ve bugüne kadar geçen süreçte ülke ekonomi politiğinde veya tüm konjonktüründe, siyasi konjonktüründe her türlü platformda nasıl özverili ve gerçekten daha iyi bir ülke, daha kardeş bir ülke, daha mutlu bir ülke peşinde koştuğunu anlatıyor, onu gösteriyor.
Ve bu o sürecin içinde ben de kendi adıma bu yayınlılıkta yan yana olmaktan gerçekten hem mutlu oldum hem de gurur duydum. Sadece Yavuz abi ya bu döneme eşlik eden tüm arkadaşları tabii de kastediyorum. Bir anlamda onu da ortaya çıkardı ve her şeyi daha bir net hatırlamamızı ve bir şekilde kalıcı hale getirmemizi de sağlamış oldu. O yüzden çok çok değerli bir çalışma olarak görüyorum. Konuşmacılar yani katkılarıyla tabii nasıl yaklaşırlar, nasıl ne tür görüş ortaya koyarlar şu anda bilmiyorum ama ilerleyen safhada bilemiyorum. Yani çağrıştıranlarla bir şeyler yani katkı koymak isteyebilirim. Ben şu an itibariyle çok gerçekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Yavuz abi. İyi ki bu çalışmada oldu, gerçekleşti. Yılların böyle usaresi. Yani bir taraftan da hayran olmamak geldi değil. Yani ilk günden mi not tutuyordun? Yani nasıl bir şey bu böyle? Evet. Ve insan ya ben dünü, önceki günü, geçen yılı veya ne bileyim işte 30 günü hatırlamıyorum. Yani böyle bakıldığı zaman insan birebir yani günce mi tutar ve bu bilgileri nasıl taze tutar? Veya bunları toparlamak için o bir kaynak yoktu. Doğru zamanda ve isabetli olarak. Ben de tam onu soracaktım. Yani bu nasıl bir şey? Yani hakikaten o akılları gibi değil. Yani günü gün ve gün izlemedikçe bu kadar net, bu kadar bilgi, isim isim, gün gün, tarih tarih nasıl olabilir yani? Hayran ol. Yani çok çok hızlı dediğin gibi o okumayla bunları gördüm. Bunda çok başka bir beceri olduğunu düşünüyorum. Eline sağlık Yavuz abi. Çok keyifli, çok daha ağır ve çok sindire sindire okuyacağım. Ha bir gün bunun üzerine daha farklı hani konuşmak gerekirse değil mi? Belki içeriği üzerine de yani. Konulara, durumlara, dönemlere ilişkin belki her biri ayrı bir şey konusu da olabilir. Yani dönemler itibariyle bakıldığında ayrı ayrı üzerine konuşulabilecek belki değil mi? Şeyler oluşturacak. Bölüm başlıkları da oluşturabilir. Ki böyle kitapta zaten o tür bölüm başlıkları oluşuyor. Belki o günlerde tekrar değerlendirme, konuşma fırsatımız da olur. Ben teşekkür etmek istiyorum sadece çok. Biz evet. Teşekkür ederiz. Ben de aslında onu soracaktım. Yavuz abi hakikaten bu kadar ismini nasıl hatırlıyorsunuz? Günlük mü tuttunuz? Dün akşam da biz konuştuk evde Mehmet Ali ile. Ya okurken yani bu kadar isimler ve dönemler. Günlük mü tuttunuz Yavuz abi? Yani çok zengin bir arşivim varmış. Ben de onu fark ettim. Yani özellikle Mimarlar Odası'nda çalışmalara başladıktan sonra bütün belgeler, hatta tuttuğum notlar, toplantılarda kimin ne söylediği, onlar arşivimde hala duruyor. Aslında bu yazdıklarım, yazamadıklarımın bir özeti yani daha çok şey var yazacak aslında. Mesela ben Tevfik'le ilgili olarak Tevfiye 78-80 dönemindeki o çok acar ve aktif senin çalışmalarını hatırlatan benzer tezcan, benzer ataklıktaki çalışmaları dolayısıyla sağ basın bizim Tevfiye bir sıfat takmıştı. Ünlü yazarları ya köşe yazılarında dehşetengiz Tevfik diye. Gerçekten böyle onu yazdığımı hatırlamıyorum kitapta. Unutmuş olabilirim, yazmış da olabilirim. Bakarım ben şimdi. Evet, şöyle o 860 isim meselesi. Şöyle ben kolektif bir tarz yaşadım. Yaşamın her aşaması böyle bireysel, evet... bazı becerilerim oldu, birinci derecede sorumluluklar üstlendim falan fakat çalışma tarzı itibariyle ve hissiyat itibariyle hiçbir zaman böyle isim üzerinden ve birey üzerinden giden bir hat çizmedim. Hep arkadaşlarla, dostlarla bir arada oldum, kolektif bir üretim içinde oldum, dayanışma içinde oldum ve... İşte toplumcu düşüncelere nasıl ulaştığıma dair süreci düşünürken beni etkileyen satçılarımızı, yazarlarımızı, siyasetçilerimizi ve ölçeğinde bu konuda beni besleyen, ürün vermiş
dehaları falan hatırladım. Onları sıralayınca böyle bir şey çıktı. Ben bir bilgi aktarayım size başlamışken. Bu kitabın nasıl hazırlandığına dair şeyden başlayayım. Yani bu isimlerden, kitaptan belki sayısını bilmiyorum ama bu sayıyı 1500'e çıkaracak kadar başka isim çıkarıldı kitapta. Bu editörle olan bir tartışmamız oldu. Bir yıl sürdü. Başka bir kitap çıktı kitaptan. Yani onu Tezcan'la da konuştuk. 12 Eylül darbesinin 40. yılında bu yılı geçirmeden, yani bu önümüzdeki iki ay içinde yayınlarsak iyi olur diye düşündük. Yani belki o da ortamında, çünkü bu tespit ettiğim isimler 75-80 arasında planlı bir darbe hareketinin işlediği cinayetleri Mimarlık Dergisi ve Birlik Haberleri ve Mimarlık Bülteni'den çıkardım. Yani oradaki çalışmalar, bu özel özgün bir çalışmaydı. Pek çok meslektaşımızın o dönem vurulduğunu, işte bürosunun bombalandığını filan kimse bilmez. Yani mimarlık mühendislik ortamına yönelik yoğunlaşmış bir araştırmaydı o, ama yalnız onunla sınırlı değildi. Bu 5 yıllık süre içinde öldürülen tüm devrimcileri hemen hemen bizim kayıtlara geçmiş. Bir sorun mu var? Yok Yavuz abi, birisi sesini kapatmamıştı, ben kapattım. Tamam. Ondan sonra evet, o isimler de çok değerli. Yani ben bunu bazı toplantılarda bazı isimler vererek bunları andım. Yani aramızdan alınan arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, öğrencileri, hocaları, bilim adamlarını, gazetecileri, yazarları ve tabii Türkiye'deki Alevilere yönelik sistematik saldırıları, bütün o yaşanmış illerdeki vakaları filan da kaydetmiştik. Onlar çıktı. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz Yavuz abi. Bir ikinci yanını söyleyeyim. Biz Çetin'le başladık. Çetin Ünal'la. Çetin'le biz bir arşiv taraması yaptık. Kalın dosyalar çıktı. O dosyalarda yazdığım yazılar, verdiğim demeçler, yaptığım konuşmalar filan vardı. Fakat onları hiç kullanmadık. Bir de soru cevap şeklinde başlayacaktık Çetin'le. Şöyle hissettim ben. Soru cevap tarzı bugün bazı arkadaşlarımızın, sizin de doğru ve güzel bulduğunuz tarzı yakalayamayacağımı düşündüm. Yani soru cevap tarzıyla yazmanın bu kadar keyifli ve lezzetli olmayacağını düşündüm ve kendim yazayım dedim. Yani Çetin'le çok yoğun çalıştık ama onunla TMMOB ortamı için ayrıca bir çalışma yapmak üzere sözleştik. Onu da söyleyeyim. Bir şey daha değinmek istiyorum. Kitap hazırlandıktan itibaren, yazdığım andan itibaren tabii aile içinde müthiş bir alışveriş oldu. Zeynep, Gün, Kerem, Rezan bu yazım sürecinde müdahalelerde bulundu, önerilerde bulundular. Yani bu kitabın oluşması sadece yine o benim kolektif tarza uygun bir şekilde oldu. Bu bir ürün, bir kolektif ürün gibi de düşünebilirsiniz. Kitabın üzerinde yalnız benim adım var ama bu yazımda böyle oldu doğrusu. Bir de iki isim, yine teşekkür sayfasında var. Murat Çelikkan benim biliyorsunuz gazeteci arkadaşım, insan hakları savunucusu. Zannederim ismi bilinen bir arkadaşım, tanıyanlarımız vardır. Onunla biz İnsan Hakları Vakfı'nda ve dernekte İnsan Hakları Mücadelesi'nde bir arada olduk.
Hep konuşurduk, sen yazarsan ben yardımcı olurum demişti bana. Ben ona da gönderdim. Onun da tavsiyeli doğrultusunda şeyler oldu, düzeltmeler oldu. Gerçi kitabın adına o katılmadı. O daha böyle militan bir, daha devrimci o mücadelenin işte şeyine, tarzına uygun bir ifade kullanalım demişti. Ama o öyle olmadı. Kitabın ismi de Gün önerdi. Şuradan esinlendi o da. Kitabı ben bir yerde noktayı koydum. Dediler ki bana okuyanlar, ya bu kitabın sonu yok. Yani anlatıma sadece bir nokta koydum. Yani öyleydi kitap önce. Murat da aynı uyarıyı yapmıştı. Gün de Zeynep. Sonra ben oturdum, o son sözleri yazdım. O son sözlerden esinlenerek Gün bu önermeyi yaptı. Biz de sevdik onu, kitabın üzerine koyduk. Olay bu. Yani böyle kısa bilgiler de size aktarmak istedim. Yani. Aslında kitapta şöyle bir şey var. Yani Yavuz abinin hani uzun süredir konuşma tarzını da biliyorum. Hayatla konuşmuş gibi kitap yazılmış aslında, böyle bir akıcı dili var, konuşur gibi anlatıyor. Ben bunun mesela çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte belli zamanlarda diyelim ki bir olay anlatılıyor ama o olayın 30 yıl sonraki hatırlatması yapılıyor. 30 yıl ileriye gidiyor, sonra 30 yıl geriye giden anları var. Ben çok karşılaştığım bir tarz değil ama aklımızda kalıyor mesela. Ben bu açıdan çok ileri gidişleri, geri gidişleriyle de çok böyle doğaçlama olduğunu düşünüyorum. Yani konuşur gibi yazılmış, hayatla konuşmanın bir ürünü gibi. Ben bunun kitabı okuttuğunu ve akıttığını düşünüyorum. O açıdan da çok kıymetli. Bir de çok sade mesela dil. Hani böyle uzun cümleler kurulmamış, çok sade, yalın, kısa cümlelerle anlatılmış. Bu da herhalde, ben çok eleştirmen değilim ama herkesin yapabileceği bir şey değil galiba Yavuz abi. Çünkü ben mesela hiç kısa cümleyle anlatamıyorum, hep uzun cümleyle anlatıyorum. Ben bir de aslında Rezan ablayı merak ettim. Sonuçta bu kitabın kahramanlarından birisi Rezan abla. Kitabı okurken aklıma şimdi hep Yavuz abi yazdığı için işte Rezan abla belli dönemlerde giriyor. O ne hissetti, onu çok merak ediyorum. Mesela okumuştur kitabı, kendisini ne kadar buldu, mutlaka eksikliği var. Mesela ben şeyi aradım, Yavuz abi bulamadım. Rezan ablayla hani evlenme sahnenizi okuyabildim ama onun öncesini okuyamadım. Acaba ne zaman tanışmışlardı, nasıl oldu falan diye onu göremedim mesela. Evet Rezan abla. Evet Rezan, sana. Yani ben tabii ki okudum kitabı, hem de çok defalarca okudum diyebilirim her seferinde, değişiklikler geldikçe. Yani şey, o tanışıklık okulda başlıyor. Onu bir satırla yazmış Yavuz. Şimdi benim arkadaşlarım da okudu. Onlar da işte nasıl oldu bu şey filan biraz şey geçilmişti. Ama yani o kadar detay, yani kitap başka eylemleri anlattığı için bana bu kadar bahsetmesi yeterli gibi geldi beni. Anlatması. Biz şeyde, Mimarlık Fakültesi'nde Amerikalı bir profesör, Profesör Means gelmişti. Hastane projesi yaptık Rezan'la, aynı hocadan, aynı sınıfta olmamakla beraber aynı hocadan hastane projesi yapmak üzere buluştuk. Yani aynı grup içinde yer aldık. Oradan başlayan bir tanışıklık. Sonra değil mi, arkadaşlık ettik. Boğaz gezintilerimiz oldu. Sinemaya gittik. vesaire. Bunlar özel anlardı. Biz arkadaşlık ettik. Vapurla fakülteye
Kadıköy'de oturuyordunuz değil mi? Evet. Yani ben de Mürdar, beraber geçiyorum. Mürdarbağa sokakta oturuyordum Kadıköy'de. İlk dönemler, daha yurda yerleşmeden bir kısa süre. Rezan'da Kadıköy'de yakın bir yerde oturuyordu. Beraber buluşup vapura gidiyorduk. 8.55 vapuru. Evet. Kadıköy'den Karaköy'e her sabah 8.55 vapuruyla beraber böyle yolculuklarımız oldu. Sonra ben Ankara'ya geldim. Bir koptuk. Yine kitapta var o da. Evet. Sonra evet. Rezan İler Bankası'na gelince tekrar buluştuk. Yarışmalar vesaire derken öyle gelişti olaylar. Evet. O da şey oldu. Mimarlık Odası'nın genel kurulları falan. Evet. Oralara da gidip geliyorduk beraber. Yani ne bileyim. Ezcan, ben bir iki kısa şey söyleyebilir miyim? Sayın Atakan, buyurun. Evet. Ben de Tevfik abi gibi yani kitabı okumadım. Yani yeni başladım daha doğrusu. Ama ben de böyle bir hani insan bir kitabı alır, bir sonuna, bir ortasına, bir başına böyle bir gezer, baktım. Yani okumaya da başladım. Gerçekten çok heyecan verici bir kitap ve insan başlayınca bir an önce bitirmek istiyor. Yani böyle bir akıcı şeyi var kitabın. Yani gerçekten çok heyecanlandığımı söylemek isterim. Yani geçmişe dair, bu topraklara, bu topluma, yani bize, kendimize ait bir yaşam öyküsü var. Yani onun için ben kendimden de bir şeyler bulduğumu söylemek isterim. Yani o açıdan çok başarılı bir kitap, çok iyi bir kitap olduğunu söylemek isterim. Çok samimi ve insani, gerçekçi bir anlatı var. Çoklu kültürün izleri var. Yani insanın içini ısıtıyor. Yani hayatı sevdim tam da oturmuş şey olarak. Dolayısıyla ben sağ olasın Yavuz abi, iyi ki varsın diyorum. Heyecanla da okuyacağım. Ben... Çok teşekkürler Ali. Sağ ol. Ben söz alayım. Merhaba Azeli. Azeli merhaba. Merhaba Yavuz abi, Ceyzan abla. Şimdi kitabı okutup okumamak değil, ben şimdi kitabı 300 küsür sayfa yazmışsın Yavuz abi. Ben bunu çok çoğaltıyorum kafamda okurken. Bir sayfayı okuyorum, ondan sonra hayal alemine dalıyorum böyle puzzle gibi. Bravo. Ondan sonra neler geliyor diyerekten o kısımları tamamlıyorum ve kitap benim de çok sayfa oldu. Ve bana bir sürü şeyler hatırlattı. En başından benim babaannemler, dedemler, baba tarafım, onlar da 1915'te bu tam Ermeni olayları sırasında Ağrı'dan bu tarafa geldiler. Tabii bizim dedelerle falan sohbet şansımız hiç olmadı. Biz küçükken hepsi gittikleri için, annem de Ankaralı olunca bağlarımız koptu. Tabii araştırma gereği duymamışım. Sizinkilerden esinlenerekten acaba bizimkilerde var mı diye benim 3-4 günümü aldı. Tekrar araştırma noktasına gittim. Yani sizin yaptığınız böyle büyük bir harita gibi görüp puzzle gibi kendi hayatımdaki şeyi tamamlayaraktan geldim. Daha TUMOB'a gelemedim. Çünkü o kadar uzun şeyler düşünüyorum ki arkasından tutup başka bir şeyleri araştırıyorum. Bir araştırma yazısı gibi oldu. Yani siz orada diyorsunuz mesela sadece TH Kahveci Mahir diyorsunuz. Ben onunla ilgili sayfalarca şey yapıyorum. Deniz diyorsunuz. Benim kendim o süreçte yaşadıklarımla beraber değerlendiriyorum. Yani böyle bir şey oldu. Ve çok hoşuma gitti. Çok güzel. Daha TUMOB taraflarına çok fazla gelemedim. Onlara şöyle bir baktım. Yani o tarafta birlikte çok yaşadığımız için daha çok anımız olacağını düşünüyorum. Sizi iyi ki tanımışız. Vallahi çok kitap okuduktan sonra da dedim ki Yavuz abi bu kadar nasıl hoşgörülü, topluma nasıl böyle bakıyor? Bunları yaşayan kişi hem hayatı sever hem toplumu sever. Yoksa hiç yaşayamazdı yani. Hem hayatı hem de toplumu sevdiğiniz için demek ki böyle. Kitabın ismi de onun için çok güzel oldu. Ya ben konuşmayı çok beceremem ama duygularımı herhalde anlatabiliyorum. Yani çok heyecanlı okumaya da devam ediyorum. Ama dediğim gibi siz 300 sayfa yazmışsınız. Ben onu bir sürü sayfalar ilave ettim Yavuz abi. Çok teşekkür ederiz. Emeğiniz sağlık. Azeli, sen bir şey hatırlattın bana. Biraz önce bu toplantıya girmeden önce beni Tayfun Mater aradı.
Diyanet'e o da yazacakmış. Şeyh Musikken yazdı, biliyorsunuz belki. Diyanet'te okudunuz mu bilmiyorum. O yazıyı da okuyabilirsiniz. Şeyh Mus yoğunlaşmış, yani kitabı okumuş falan, güzel bir yazı. Tayfun da yazacakmış. Tayfun bana bir iki şey hatırlattı. Yani ben hani diyorsunuz ya, bu kadar kuvvetli bir hafıza nasıl olur falan, fakat yazdığım vakalarda da eksiklikler olduğunu biliyorum ben. Yani hatta ben çok önemli bazı vakaları sonradan bana arkadaşlarım hatırlattığı zaman hatırladım. İki tane örnek vereceğim. Çok önemli bu. Bir tanesi cumartesi anneleri. Bir gün bir gazeteci aradı beni. Dedi ki Yavuz Bey merhaba. Sizinle dedi kurucusu olduğunuz cumartesi anneleri hareketiyle ilgili olarak bir söyleşi yapmak istiyor. Nereden çıkardın dedim benim kurucumu? İki kişi kurdu dedi. Akın Birdal'la siz şu tarihteki basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurdunuz filan diye hatırlattı. Hakikaten ben de şöyle bir şey, Akın'la görüştükten sonra Akın'ın kitabı da var biliyorsunuz, Sarı Zarf'ta da yazdı bunu. Ondan sonra evet, böyle bir işte yapmıştık geçmişte diye. Bu bir, yani cumartesi annelerinin bir komisyon kurulması şeklinde başlamıştık. Tabii o sonra adını cumartesi anneleri olarak koyup gelişti. İkinci hatırlatmayı bana biraz önce Tayfun yaptı. Şimdi Hrant Dink'in arkadaşları diye 13 yıldır Hrant'la ilgili etkinlikleri düzenleyen ve her yıl onu anan programlar yapan bir şey var, bir grup var. Meğer İstanbul'da Makine Mühendisleri Odası'nda şubede yaptığımız bir basın açıklamasıyla benim yönettiğim bir toplantıda ve yönlendirdiğim, şimdi diyeceğim, bir toplantıda bu şeyi başlatmışız. Yani Hrant Dink arkadaşları kurulsun hareketini, kararını almışız ve ben o toplantıyı yönetme görevi bana verilmişti. Bu hep o ortamlarda yaşlı olmanın getirdiği bir şey herhalde. Beni görünce Yavuz abi sen bu işi yönet diyorlar. Öyle bir gerçeklik de var. Ben de o toplantıda Tayfun Mater'e, Tayfun sen bu sorumluluğu üstlen, bu hareketi örgütle, bundan sonra sorumlu sensin gibi bir görev tevdi etmişiz. Yani dostlar arasında bir sohbet bu tabii o anda. Ve Tayfun o görevini mükemmelen sonradan yapmış ve birkaç yıl sonra ben ona İstanbul'da yine karşılaştığımızda, Tayfun üstlendiğin görevi bir hakkı yaptın, seni kucaklıyorum, öpüyorum falan diye kutlamışım. Biraz önce onu hatırlattı. Yani şunu diyeceğim, hakikaten tamamlanması gerekiyor olayların. Hafızaların yan yana gelmesi gerekiyor. Bir de mesela beni dinleyen gördüğüm arkadaşlarımın hepinizin, sizin tek tek yazması gerekiyor diye düşünüyorum. Yalnız düşüncede büyütmek değil olayı, yazarak da büyütmekte yarar var. Yani hafıza ne kadar kuvvetli olursa olsun eksik kalır. Evet, bunu söylemek istedim. Evet, ben de aslında kitabı aldığımda yeni Mimarlar Odası'nın genel kurulu bitmişti. Kitabı alıp şöyle içindekiler kısmına baktım. İlk anda ilgimi çeken bizim bize ettiğimiz liste savaşları. İlgimi çekti. İlk orayı açtım, okudum. Tam böyle genel kurulun arkasındandı. Sonra dedim ki hiçbir şey değişmemiş tarihsel olarak demek ki. Çok ilginçti mesela liste savaşları bölümü. İnsanlar gerçekten o sürecin içerisinde hani dayanışmayı, mücadeleyi bir yana bırakıp gerçekten birbirlerini geriye çekmek üzerine bir süreç yaşanmış. Onu hissettim okurken ve çok tanıdığım isimler var mesela. Düşünsem bugünden
yani orayı okumasam onu yapabileceklerini düşünemezdim. Bir de böyle bir gerçeklikle yüzleşiyorsunuz orada. Yani hakikaten önemli bir birikim olmuş kitap bence. Yani bizimle konuşuyor aslında kitap. Geçmişle, sizin hayatınızda, bizim hayatımızı bugünle konuşuyor bence. O açıdan da çok kıymetli, onu da söyleyebilirim. Şimdi siz söyleyince Şehmus Dike'nin, siz konuşurken Şehmus Dike'nin yazdığını okudum ben. Beni de çok etkilemişti o ava gitmeniz ve kekliği vurup sonra da ömür boyu onun acısını hissetmeniz. Onun üzerine yazmış gerçekten. Bir de herhalde kitabın büyük bir kısmını ben okuduğum için mi ben çok konuşuyorum bilmiyorum. Ama böyle kültürel olarak da izleri bulmak, hissetmek çok güzel. Mesela o çemçe bizde de çok kullanılır. Yani aslında Anadolu kültürünün de hissettik orada. Tekrar hatırladık Hazeli'nin dediği gibi. Tabii oda bölümüne gelince ben de Hazeli'ninki gibi çok böyle başka noktalara da gittim. Zaten Yavuz abi imza gününde Hazeli ile bana bunu yaz, devam ettirin, eksikler kalmış diye görev verdi. Herhalde bu kitabın her sayfası böyle bir ağaç gibi dallanıp budaklanıp araya mutlaka bununla bağ kuracak yazılar ve kitaplar girecek gibi görünüyor. Evet, hakikaten bu bir omurga gibi de oldu. Yani ben katılıyorum buna. Çok yoğun bir birikim var. Yani inanılmaz aslında. Çok eksiksiz gibi de görünen bir şey, bir anlatım. Ama katılıyorum, Yavuz abinin işaret ettiği gibi zaten. Yani şimdi hani Tezcan Hazeli'nin de. Onları esas alan, yani omurgayı esas alan çok sayıda şey, katkı. Bunu çok daha farklı yerlere de götürebilir, zenginleştirebilir hakikaten. Çünkü çağrıştırıyor, insan unutuyor. Mesela unuttuğumuz pek çok şeyi hatırlatmada da çok yardımcı oldu. Bazı detaylar açılabilir o kendi içinde falan. Çok daha farklı bir noktaya yani genişletilebilir. Her biri alıp üzerine hani çalışmada yapılabilir. Ama çok iyi bir omurga olduğu kesin yani. Çünkü çok sıkı gitmiş yani iş anlatım öyle, kurgu öyle. Çok çok başarılı yani gerçekten bunu hissetmemek mümkün değil. Ben bir de şeyi soracağım, çok yani kitapla ilgili ama biraz daha farklı. Bu 307. sayfada şey var, iki tane çizim var. Yavuz abi, iki tane çizim. Bir tanesi baskı yönetim askeri mahkeme duruşma salonu, diğeri de kitaplar yakıldı diye iki tane çizim. Evet. Ben şunu daha önceden biliyordum zaten. Şimdi hafızam yanlış mı yanıltıyor beni bilmiyorum. Sen 70'te mi şeydeyken Selimiye, bak şu mekan zaman her şey değişiyor olabilir ama içerideyken bir takım şeyler çocuk şey yapıyorsun. Sanki böyle çizerek bir masal mı? Şimdi böyle çağrıştırdığı için söylüyorum. Bir çizimlerim var. O da muhtemelen Zeynep için mi idi? Evet. Şimdi böyle evet. Bir yani çünkü başka bir çizim şeyi de var sende. Çizme yönü de var. Şimdi anlatımın çok iyi. Bunu böyle görüyoruz buradan zaten yazma konusunda. Ama bir de çizme var. O konuda yok mu başka şeyler veya eklemlenecek veya süreçlerle ilgili hani belki çizdiğin ettiğin şeyler var mıydı? Ve daha da önemlisi hatırladığım şey doğru mu? İdi. Doğru. Yani öyle bir şey hatırlıyorum. Bir süreç çizimle anlatım. Evet, ben Sağmalcılar cezaevinde biz hücrelerde tutulduk. Evet, hücrelerde tutulduk. Tabii zaman 24 saat sana ait. Böyle de bir güzel yanı var yani tecrübe olmanın. Şey yaptık, o zamanı değerlendirdim ben ama tabii Zeynep 2 yaşındaydı. Ondan ayrılmanın işte duygusal fırtınası diyeyim yani... onunla sürekli irtibatta olmam gerektiğine dair duygularım filan böyle sürekli kendisine önce işte küçük kağıtlara, mektupların köşelerine, kendisine özel mektup yazarak işte kalemle çizgiler halinde bir iletişim başladı. O da bana cevaben yine
resimler çizerek mektuplar gönderdi. Onların hepsi var, hala arşivde duruyor. Sonra giderek o ufak çizgiler, ufak çizgiyle anlatım, giderek daha böyle öykü anlatmaya, yani ilk çizdiklerim işte parka giden bir çocuk, bir köpeği elinde, işte tasması elinde köpeğiyle gidiyor falan gibi böyle küçük sahneler idi ilk çizdiklerim. Ama sonra masal anlatayım Zeynep'e ve bunu da resimle anlatayım, hem yazıyla hem resimle. Yine siyah beyaz başlayan bu macera giderek bize orada sağlanan imkanlar çerçevesinde elde ettiğim renkli kalemlerle, boyalarla öykü, çocuk öyküsü yazmaya yönlendirdi. Onları kullanarak yazdım. Bayağı kitapta da ayrıntısı var. Birkaç öykü vardı. Burada yine cezaevindeki arkadaş ressam Mehmet Sönmez, biliyorsunuz o Bodrum resimleriyle sonra ünlendi, çok renkli resimleri çizerdi, ama o daha önce işte cezaevi resimleri, ranzalar vesaire, o hep siyah beyaz çalışırdı. Onu da ben etkiledim renkli çalışmaya geçmeye. Beni hep gelir seyrederdi, yanımda dururdu. O ressam aslında. Ondan ben de çok şey öğrendim. Bir de Şeref vardı. O da Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, resim bölümü mezunu galiba. Şimdi kitapta var. Şimdi yanılabilirim bölümünde. O da bana teknikler öğretti. Böyle çizdim. Sonra onların bir kısmı kayboldu. Demokrat Gazetesi'nde yayınlanmak üzere Akın Dilik aldı benden. Rezan'ın marifetiyle bir kısmını ayırmış Rezan. Vermedi. Vermemiş yani hepsini. O verilen beş öykü tümüyle kayboldu. Yok oldu. Ya sonra geri alamadık ve izine de rastlamadık. Ama elimizde kalanları bizim bir sergide bir kısmını gösterdi. Mükremin Munga. Mimarlar Odası sergilendi onlar. Duruyor. Onlar Zeynep'e aitler aslında. Ona ait, Zeynep'e ait resimler üzerinden biz şimdi şey yapıyoruz yani. Speküle ediyoruz yani, onları sömürüyoruz yani. Zeynep ne diyecek bilmiyorum. Evet, Zeynep Önen de aramızda aslında. Belki ondan biraz dinleyebiliriz. Zeynep, burada mısın? Kesilmiş. Evet. Bir de şeyde sergiledik Yavuz abi, onu hatırlıyor musunuz? Ulucanlar Cezaevinde. Hatırladınız mı? İşte o ressam mimarlar diye Mükrem'in bir şey düzenlemişti. Orada o ayrı onları... bir de bu 2008-2009'da Ulucanlar Cezaevinde sergi açılmıştı. O zaman onları siz de istemiştik. Bülent Tanık'ın çizgileri vardı. Böyle koğuşlarda sergilendi diye hatırlıyorum bir de. Olabilir. Ama galiba o sergi o cezaevinde yatanların sergisiydi. Ben orada yattım. Ama bir benim yerde olmayabilir. Yani Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gördüm. Evet. Orada sergilendi. Sergilenmişti. Ama kitabı okurken de fark ettim. Rezan abla iyi ki vermemiş diğerlerini. Yani onlar da kaybolabilirdi. Sonra öbürlerini aramaya ben Demokrat Gazetesi'nin arşivine kadar gittim ama yoktu yani. Zaten gazete kapandı falan. Gerçi bastılar gazeteye ama gazete basımında o kadar şey hissedilmiyor. Şeyler, çizgiler yani. Başka galiba çizimler de var aslında. Evet. İşkence sahnelerine dair çizimlerim var. Yani tabii yani çizgi bizim işimiz. Hani diyor ya bir dizide o Hüseyin abi bu iş bizim işimiz diyor ya bir tanesi. Bu çizgi de bizim işimiz yani, biraz mimarlık değil mi? Evet.
direkt. Ezcan. Mehmet merhaba. Merhaba. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ben önce bilgilenmek istedim. Söz onun için almadım. Şimdi mutlaka çok güzel şeyler anlatıldı. Ben de Yavuz abi bu ortama katıldıktan sonra daha doğrusu okuldan çıkış alır almaz mimarlığı sırıtardım. Aşağı yukarı 76'dan beri bütün olanları da yakinen takip ettim. 80'den sonra da bir ara işte şube başkanlığı gibi görevlerimiz oldu. Bir takım şeyler yaptık. Bu kitabı çok merak ediyordum. Ama çok güzel şeyleri anlattığına ve Mimarlıtır'ın tarihine dair bir şeylerin ortaya konması beni gerçekten çok mutlu edecekti ve çok iyi bir arşiv hazırladınız. Konuşmacılardan anladığım kadarıyla, anlattıkları da anladığım kadarıyla yapmışsınız. Böyle tarihiyle neyin olduğu filan günlükler tutulur gibi hazırlamışsınız. Bu mutlaka çok başarılı olmuştur. Kitabı henüz elime geçmedi, alamadım, okumadım. Değerlendikten sonra daha çok şey konuşulabilir diye düşünüyorum. Bu ortamlardan şahsen çok zevk aldığımı, mutlu olduğumu her defasında daha söylemeye çalışıyorum, çalıştım. O nedenle sizlere iyi akşamlar dilemek istiyorum şimdilik. Bilahare yine şey olursa konuşuruz. Teşekkürler. Songül'ün sözü vardı, Songül Özgün. İyi akşamlar Yavuz abi, iyi akşamlar Rezan ablam. Songül merhaba. Merhaba. Sizden öncelikle bir iki şey için özür dileyeceğim. O gün çok gelmek istememe rağmen gelemedim imza gününe. Hakikaten içimde çok şey kaldı, bir boşluk kaldı diyebilirim. İkincisi de kitaba başladım fakat kitabın sonunu getiremediğim için özür dileyeceğim. Hayat koşturmacasından dolayı. Ama kitaba başında bana hissettirdiği şey işte bir Türkiye. Bir tarafı İstanbul, bir tarafı Ankara, bir tarafı Mardin, Midyat. Yani bana tamamen Türkiye'yi ve Türkiye'nin yıllarını anlatıyor. Yani işte bir taraftan 48, bir taraftan 58. Yani dediğim gibi kitabın tamamını okuyamadım ama bende hissettirdiği duygu buydu. O yüzden emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık ve kitabın benim için dostlukla diye imza sizin tarafınızdan imzalanıyor olması çok değerli, çok kıymetli. Hakikaten çok gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani hayatımızdaki yeriniz çok çok önemli, çok değerli. Onu tekrar ifade etmek istiyorum. Bitirince tekrar üzerine de konuşuruz Yavuz abi. Özür diliyorum tekrar. Yok estağfurullah. Evet. Çok teşekkürler. Ben de evet. Söz alabilir miyim? Buyurun. Yonca hocama veriyoruz, sonra Nihal'e. Başkasının hocam, sırasını almadım. Merhaba önce. Yonca hocam merhaba. Merhabalar merhaba. Yavuz Bey, merhabalar Rezan Hanım. Çok güzel sizleri görmek. Ne güzel. Kıbrıs'ta buluştuktan yıllar sonra ilk defa görüşüyoruz. Evet, ben Kıbrıs'tayım halen daha. Ben şeyi çok severim, biyografi, otobiyografi çok severim. Yavuz Bey de Rezan Hanım da yani tanıma şansına sahip olduğum, inandığım insanlardan. Hep söylerim Türkiye'de çok değerli insanlar var diye. Bunu söylediğimde her zaman aklıma gelen kişilerin başında sizler varsınız. Dolayısıyla gerçekten okumak isterim bu kitabı. Ama yani nasıl edineceğimi de bilemiyorum. Fatih Bey'in kitabını da okumak istiyorum. Çok yani bir yolunu bulup herhalde odayla da temasa geçip bir şekilde edinmem lazım bunları. Yani şimdi hele anlatılanları, buradaki konuşmaları duyduktan sonra daha da heyecanlandım. Daha da okumak istiyorum. İnşallah yakın bir zamanda edineceğim ve büyük bir zevkle okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum böyle bir kitap yazdığınız için. Sağ ol, çok teşekkürler hocam. Sizin değerlendirmeleriniz çok önemli. Merakla bekliyorum.
Ya adresinizi gönderirseniz bir şekilde size biz evet gönderelim kitap. Hangi yayın evidir? Hangi yayın evidir? Dipnot. Bir dakika ben bunu da yazayım. Onları da gönderebiliriz zaten. Öyle mi? Evet, evet. Tamam. Tamam, çünkü yani gerçekten biyografi, otobiyografi çok severim. Yani çok otobiyografi, biyografi okudum. Yani bunu özellikle isterim. Çünkü çok ayrı bir yeri olacak benim için. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Biz göndeririz size hocam pazartesi. Çok sevinirim. Nihal? Merhaba tekrardan. Ya ben böyle hani hayranlık cümleleri kurmayı çok beceremem ama gerçekten yani tekrardan böyle bakıp filan isimleri de tekrardan inceleyince özellikle bizim neslin bütün böyle hayran olduğu isimlerle beraber bir geçmişi yaşayıp bir yandan da bugün hani sizlerle yan yana olabilmek, konuşabilmek, tartışabilmek, aynı konular üzerinden aslında beraber fikir üretebilmek müthiş bir şey. Yani en azından benim yaşımda bir insan için. Yani Aziz Nesin'lerle, Yılmaz Güney'lerle, işte Nazım'ın Verası'yla yan yana olmuş sizlerin. Hani bugün bizlerle de yan yana oluyor olabilmesi müthiş bir şey. Önce onu söylemek istiyorum. Öte yandan hani aslında tek başına işte Mimarlar Odası'nın, TMOB'un ya da bir öznesi değil, bir liderin portresini de okuyoruz. Yani siz her yerdesiniz ve bu inanılmaz bir şey bence. Yani bulunduğunuz her alanda mücadeleyi yükseltmek adına tam da hep söylediğimiz hani bir devrimcinin yapması gerektiği şeyi her alandan yükselttiğiniz, yani bir yandan doğduğunuz topraklardan, bir yandan partidesiniz, bir yandan TMOB'dasınız, bir yandan üniversitede, üniversite yıllarında yine aynı şekilde. Ve bu kadar hani çok yönlülük aslında yavaş yavaş da bizim kaybetmeye başladığımız bir şey belki de, bilemiyorum. Hani bu çağı bu anlamda yorumlayacak olursanız, yani hep söylenen işte şimdi tartışmalar, Y kuşağı, Z kuşağı bir şeyler söyleniyor. Hani kaybettiğimiz isimleri de ben hani bir çırpıda düşününce bu saydığım isimler ve ne bileyim mesela Cevat Geray vefat ettiğinde böyle düşünmüştük. Ya da işte Yıldırım Yavuz Hoca'yı. Hani bu kadar çok yönlü insanların yetiştiği kuşakların ardından bizler ama yani çok daha aslında geniş bir bilgiye ulaşma çağında olmamıza rağmen bu kadar çok yönlü olamıyoruz nedense belki de. Bunun temel nedeni olarak yani siz ne görüyorsunuz ya da işte bizlere önerebileceğiniz şeyler var mı? Yani böyle bir hayatı yaşamak, böyle bir yani yaşadığı hayatı sevmesi için bu kuşağa ne önerirsiniz önümüzdeki yıllara? Çok güzel değindin. Değişik bir bakış açısı. Aslında ben kitabı yazmaya başlarken reçete yazmamayı, yani birilerine ders verme konumunda olmamayı önemsedim. Yani kendi yaşamım üzerinden bir öykü aktarıp okuyana bıraktım. Yani ne çıkaracağına dair işte düşünsün insanlar, okur, kendi de bir şeyler yaratsın. Öyle bir şey. Bu bir tarih kitabı da değil, bir öğretim kitabı da değil. Yani ders kitabı değil. Onun için eksikler içeriyor, bu bakımdan da eksikler içeriyor. Yani mesela ben Mimarlar Odası tarihini yazmadım. Mutlaka çok eksik şeyler vardı. TMMOB için de geçerli. Pek çok eylemi, çok önemli olayı sanki hepsini işte biz yaşamışız gibi yazmak da doğru olmazdı zaten. Böyle bir şey.
Çünkü o şeylerde, o çalışmalarda çok önermeler var. Yani bizim bütün açıklamalarımızda yönetimden istediklerimiz çok net olarak yazılı zaten. Yani her alanda, yani bu belki Türkiye toplumunda bize özgü olan bir şey. Türkiye'deki bütün sorunlara dair hemen hemen yaşamın ihtiyacı olan meslek alanlarıyla ilgili bütün dallarda öneriler var. Ne yapılması gerektiğine dair. Bu çok zengin bir şey. Bunu da, bu kitap bunu da yazmıyor. Yani böyle bir kitap da değil. Bir geçmişe dair, ben geçen asrı yazdım aslında. Biliyorsunuz şimdi 21. yüzyıldayız. Ben 20. yüzyılda yazdım ama bu bir unutulmuş bir tarih değil. Geçmiş devam ediyor. Türkiye'nin de böyle bir özelliği var. Yani o kitapta sıkıntı olarak gözüken bütün gerçek şeyler, yaşanmışlıklar devam ediyor. Yani böyle bir istikrarlı bir rejim, bir baskı rejimi var. Bu devam ediyor aslında. Yani yazılanlar geçmiş değil gibi. Onu bir kere kavramak lazım. Yani o çok önemli. Bu bir tarih kitabı değil ama hayatı anlattığı için bugünle de bir hem tarih kitabı değil hem de hayatı anlattığı için, yaşanmışlıkları anlattığı için bugünle bağ kuruyor. Yani aslında bu geleceğe dair ışık tutması gereken, ışık tutacağına inandığım, ne yapılması gerektiği, hele hele bugünlerde bu soru çok önemli. Biliyorsunuz tepemizde kara bulutlar dolaşıyor. Adam düğmeye bastı, işte şöyle olacak, böyle olacak diye asıp kesti. Yani bizi başka türlü bir kurum haline getirmeye çalışacaklar. Bütün amaç, benim Mimarlık Dergisi'nde bir yazım çıktı. Bu son sayıda, bu meslek birliklerine dair rejimin ne yapması, ne yapacağına dair konu tartışmaya açılırken yayın komitesinin istediği, isteği üzerine bir yazı yazdım. Bence o yazı de güncelleşebilir. Orada ne yapmamız gerektiği ne dair, bugüne dair önermeler var. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu yalnız mimarlar ortamıyla sınırlı olmayan bir salvoyla karşı karşıyayız. Onun için dayanışma ortamını yaymak, yaygınlaştırmak, çoğalmak lazım. Hani ideolojik terimler vardır, politik terimler vardır. İşte cephe oluşturmak, antifaşist cephe oluşturmak, en geniş demokrasi cephesini oluşturmak vesaire, ne derseniz deyin. Gerçekten gün o gündür. Yani hem kurtuluş yok tek başına diye bitiyor yazı. Evet, yan yana durmamız gereken günler. Ama yine o yazıda belirttiğim gibi bizim adımızı ne yaparlarsa yapsınlar, hani yeni bir ad koysalar bile, farklı bir şey empoze etseler bile, yani bir örgütlenme biçimi, bizim açımızdan fazla bir şey değişmeyecek. Biz bu dayanışma ağımızı, ilişki ağımızı diri tutacağız, direlmeye devam edeceğiz. Yani bu kitapta anlatılmak istenen, işte öyküsü anlatılmak istenen bir direniş öyküsüdür aslında. Bunu söyleyebilirim. Yani böyle çok somut bir, tek başına bir öneri değil de ilişkileri devam ettirerek önermeleri hep birlikte üretelim. Teşekkürler. Bir şey ekleyebilir miyim? Aslında soruyu kurumlar ya da birliktelikler üzerinden değil de biraz hani bu çağ, yani özellikle şu pandemi sürecinden beri daha da artan bir şekilde bir yalnızlık çağına dönüşmeye başlıyor ya. Yani böyle bir en son 18 yaşında bir genç hani bir intihar mektubu bırakıp sonra biliyorsunuz intihar etmişti ve orada aslında hayatımı tek başına işte bir araba ve bir ev almak için uğraşarak geçirmek istemiyorum demişti. Yani anlamsız buluyordu bütün hayatı. Yani çok önemli bir mektuptu bence.
Ya bu açıdan aslında bence bu kitap o anlamda bir hayatın neler içerebileceğini gösteriyor. Yani tek başına işte hepimiz bugünün koşullarında Türkiye'sinde ve hatta dünyasında hani birer yalnız birey ve işte işinden evine giden, evinden bir şekilde uyanıp tekrar ertesi gün işine giden ve varsa tek amacı işte araba ve ev almak olan insanlara dönüşmeye başlıyoruz. Yani bu hayatlarımıza nasıl anlamlar katabileceğimizi gösteren bir kitap bu aslında. Yan yana gelip bir arada durduğumuzda o açıdan çok önemsiyorum. Yani bizim kuşağın özellikle boğuştuğu bu yalnızlık ve tek başınalık halinden kurtulabilmesi için yani kesinlikle okuması, ders alması gereken bir içeriği var. Elinize sağlık tekrardan. Ne güzel şeyler duyuyorum. İyi ki yazmışım ben bu kitabı. İyi ki yazmışız. Evet, aslında onu şeyde de hissettik. İmza gününde de çok hissettik değil mi? Bir araya gelmenin aslında uzakta da olsak aslında bir süreci yaşamış insanların buluşmasını bu pandemi sürecinden sonra ne kadar keyifli olduğunu, ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuzu o zaman da hissettik. Ben de o açıdan bir yol gösterici olduğunu düşünüyorum hayatın renkleri açısından. Ve yaşanacak o kadar keyifli anlar var ki o kitapta zaten onu görüyorsunuz. Ben Yavuz abinin bizimle tabii konuşmaları, tartışmalarını şimdi kitabı okurken daha iyi anlıyorum. Hani şöyle yapmak gerekir denilen şey var ya, burada bu kitabın içerisinde onların zaten kullanmış örnekleri var. Yani yol gösterici şeyi var. Onların iplerini hissediyorsunuz. Kitap size yol konuştuğumuz şeyleri sesin kesik geliyor. Tezcan. Yani onların böyle bir köşelerine. Sesin kesik. Şimdi geliyor mu Yavuz abi? Arada. Evet, devam. Evet. Şimdi? Evet. Yani sizin bize anlattığınız, söylediğiniz şeyleri kitabı okuyunca daha bir anlaşılır hale geliyor. O sürecin, o mücadelenin içerisindeki kurulan ilişkiler ve onların yarattığı o dayanışma sürecinin bir görüntüsü kitabın kendisinde var. Ben işte Tevfik abi de söyledi, hani Hazeli de söyledi. Gerçekten bu kitap bir böyle ana omurgası olup orada yazılan 866 isim bu kitabın bir yerinde parantez açarak bunu devam ettirebilir. Bir çınarın dallarına dönüşebilir yani kitabın kendisi. O açıdan da hani kitabı bitiremiyorsunuz demişler ya Yavuz abi size. Bu kitap bitmez zaten. Bu kitap istenilse hani sürekli bunun üzerine arada girip yazılar yazılıp belki de bağlantılar kurulacak. Başka büyük bir kitabın şeyi olabilir, başlangıcı olabilir. Evet. Onun için biz Hazeli ile yazmaya karar verdik. Tamam. Ama Tevfik abinin de yazması gerektiğini düşünüyorum ben. İlerleyen süreçlerde Nihal mutlaka yazacak. Çünkü ben Nihal'in yaşındayken sizler benim yaşımdaydınız galiba odaya geldiğimde. şimdi evet. Nihal orta kuşak olmaya başladı. Dolayısıyla Nihal de muhtemelen ilerleyen süreçlerde yazacak. Onun için büyük bir hikayenin, büyük bir mücadele aslında bize şeyini vermiş oldunuz, startını vermiş oldunuz bu süreçte. Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Zeynep'i görmüştüm. Herhalde düştü. Biraz önce görmüştüm Zeynep'i. Tevfik abi bir şey söyleyecek evet. Herhalde. Ben mi? Siz mi bir şey ses söyleyeceksiniz ama Zeynep yazdı. Ses bağlantısı evet. Kuramıyorum diyor. Evet. Ha. Evet, ses bağlantısı kuramıyorum diyor. Herkesin kitabını okumak için heyecanla bekliyorum demiş. Evet. Tamam, çok teşekkür ederiz Tezcan. Yani ve bütün arkadaşlara katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
bu kitaptan işte bu bugünkü tartışmada da çok güzel şeyler çıktı, güzel fikirler çıktı. Buna devam edeceğiz. Evet, zaten bu Zoom üzerinden çok zevk vermiyor bu tartışmalar. Yan yana böyle daha geniş bir alanda daha güzel tartışmalar yapalım. Evet, evet. Öyle bir şey programlıyoruz. Öyle bir şey programlıyoruz. Onun ne? İçin öyle güzel, keyifli bir ortam programlıyoruz dedim Yavuz abi. Size söylemiştim zaten. Onu konuşalım. Bu pandemi ortamında kapalı yerde olmak iyi olur mu? Riske etmeyelim sizleri. Kapalı olmayacağız. Açık. Açık alanda olacağız. Herkes test yapsın gelsin o gün. Testlerini yaptırarak gelsinler. Testler de çok güvenilir değil aslında. Neyse. Tamam, konuşuruz bunu aramızda. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz Yavuz abi. Gerçekten bize yol gösterici bir pusula yazmışsınız. Hayat pusulası. Onun içerisinde mutlaka kendimize bir yol, yer bularak biz de onu devam ettirmeye çalışacağız. İyi ki sizinle birlikte bu ortamları paylaşmışız. O mücadelenin, o hayatın bir parçası olmuşuz gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum Yavuz abiye, içinde isimlerimizin geçtiği herkese, Tevfik abiye, Ekrem abiye, Hazeli'ye. Bazen kızıyorum arada bir bu oda süreçlerinde. Çok canım sıkılınca diyorum ki Hazeli sizin yüzünüzden oldu. Beni alıp götürdünüz Yavuz abilerin odaya, elimden tuttunuz. Yani o gün bugündür bu odadan çıkamıyorum ben, o beş kişilik heyetin bir parçası olarak. Evet. Bazen arada sinem ediyorum Züber abiyle. Biz bile çıkmadık. Tezcan sen daha ne zaman çıkacaksın? Sen daha dur. Bilmiyorum yani, beni bu hale siz getirdiniz diyorum. Ben ne güzel mülayim bir çocuk olacaktım belki de. Hayır, tabii, seni tabii. Sokakta bulduk polisler yaka paşa götürürken. Tabii, fotoğraf hatırlıyorsunuz tabii, değil mi? Evet. Yani evet. Bilmiyorum, ben beni başka yere götürürdü. Ben çünkü Mimarlar Odası üyesi olmadan önce İnsan Hakları Derneği'nin üyesiydim. Her Yavuz abiyle de orada yolumuz kesişmiş ama yan yana olamamışız mesela. Dolayısıyla evet, bence keyifli bir şeydi ama şunun da yazılması gerektiğini ben düşünüyorum Yavuz abi. Mimarlar Odası aslında ikinci bir üniversite hepimiz için, bir hayat okulu. Bunun da o güzelliğiyle detaylı bir şekilde yazılması gerekiyor bence. Kitapta evet belli bölümde var. Ama sizin hani yazdığınız yazılar, çizler var, bir belgesel gibi değil ama yine odada diyorum çünkü hep biz bize anlatılanları bizden sonrakilere anlatarak bu süreci aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki sizin yazdıklarınız var ama bir de yaşadıklarınız var. Onları ara ara anlatıyorsunuz, onların yazılması gerekiyor diye düşünüyorum ben biraz da. Mimarlar Odası'nın aslında otobiyografisini yazmak ve onun her bir aşamasında bulunan ve aktör olan herkesin bunu gelecek kuşaklara aktarması gerekiyor diye de düşünüyorum. Belki hep birlikte böyle bir kitap yazılabilir. En azından ona da vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Mimarlar Odası okulsa Ankara Şubesi en kalitelisi. Genelde konuşayım çünkü diğerlerini gördükçe. Kırmızı kurdelelik. Evet. Genel merkezde bazı zamanlar yalnız şey, bir şey ekleyeyim ben. Geçenlerde Tezcan'a bunu anlatmıştım. Mimarlar Odası'nın 50. yılı kitabını okurken bir şey fark ettim. Bilgilerin bugün işte benim kitapta yazmaya çalıştığım, şu anda birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın yazdığı, anlatmaya çalıştığı düşünceler Türkiye'nin en ücra köşesinde ve mimarlık ortamının her yerinde var. Temsilci arkadaşlarımın, Zonguldak ve Denizli temsilcisi arkadaşlarımın mimarlık ortamına dair değerlendirmelerini okuyunca çok mutlu oldum. Yani bizi yok etseler bile, yani şu anda odalarda görevli birinci derecede gözüken insanları yok etseler bile peşi gelecek, ardı sıra bu düşünceyi savunanlar
bayrağı devralacak. Böyle bir birikim var ve çok yaygın bir birikim. Bunu da fark ettim bu son zamanlarda. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bizi tüketemeyecekler. Yani biz bitmeyiz. Biz tükenmeyiz kırmağıyla. Sayılmayız barmağıyla, tükenmeyiz kırmağıyla. Böyle bir durum var yani. Evet, kesinlikle katılıyorum. Biz de bugün aslında Nihal'le bu konuyu konuştuk. Çünkü bugün bizim iki tane davamız vardı. İkisi de aslında kültürel varlıkla ilgili. Birisi Zonguldak'taydı, birisi Bartın'daydı ve biz pandemiden kaynaklı gidemedik. Ama Zonguldak'ta iki meslektaşımız, Bartın'da da bir meslektaşımızı görevlendirdik ve onlar gitti. Sonrasında bize bilgi verdiler. Yani gerçekten inanılmaz, dedik ki biz bütün temsilcilikler de bize benzemiş diye bugün konuştuk. O da çok keyiflendirdi bizi. Yani temsilciliklerimizin böyle Ankara şubeye benzer şekilde işte heyetle gidip heyetle tartışmaları ve sonra aslında en yakın arkadaşıyla, Kültür Bakanlığı'ndan görevli gelen arkadaşıyla aslında çok farklı düşündüğünü o ortamda görüp o gerçekle yüzleşmelerini falan anlattılar bugün bize. Gerçekten bitmiyoruz Yavuz abi. Her yerden açıyoruz gibi geliyor. Evet. Evet, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Kayıt altına aldık. Sonrasında isterseniz dinleyebilirsiniz. Linkini gönderebiliriz. Zaten canlı yayında da Facebook üzerinde de YouTube'da da sonrasında da izleyebilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim, ben de bu kitapla ilgili yazacağım Yavuz abi. Herkes yazıyor, ben de yazacağım kitabı okuması tamam. açısından. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ben de ederiz. Teşekkür ederim. Peki, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bilgi. Bu kadar zor olabilir bir şeyi anlamak gerçekten sinir.